Meslek seçimi nasıl olmalı? Dünyaya bir daha gelsem kesinlikle bu mesleği seçmezdim. Yaptığım işten hiç memnun değilim. Meslek seçerken hiç araştırmadım. Bize yol gösteren biri de olmadı. Toplumumuzda bu tür söylemlerle sıkça karşılaşmışsınızdır. Büyünce ne olacaksın? Bize küçüklüğümüzden beri en çok sorulan sorulardan biridir. Bizlerin bu soruya verdiği cevaplarsa genel olarak doktor, polis, avukat, öğretmen ve benzeri olmuştur. Niçin bu meslekleri tercih ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Kıyafetleri ilginizi çekmiş olabilir. Ailenizin sevdiği meslekler olabilir. Veya çevrenizde bu meslekleri yapan kişileri görüp onlardan etkilenmiş olabilirsiniz. Kendimi bildim bileli polis olmak istiyordum. Çünkü polisliğin toplum düzenini sağlayan önemli bir meslek olduğunu düşünüyordum. Ailemin de onayını alarak polis koleji sınavlarına katıldım ve sınavda başarılı oldum. Sağlık muayenesi ve çeşitli fiziksel aktivitelerle yapılan elemelerde de polis olmama engelleyecek herhangi bir sorun çıkmadı. Kolejden mezun olduktan sonra polis akademisine başladım. Komiser yardımcısı olarak akademiden mezun oldum. Gerek okurken, gerekse çalışma hayatımda mesleğimi sevmem mutlu ve başarılı olmamı sağladı. Çocukları çok sevdiğim için öğretmen olmaya karar verdim. Liseyi bitirdikten sonra Eğitim Fakültesi'nin sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım. Şu anda bir ilkokulda görev yapıyorum. Öğrencilerimi yetenekli oldukları alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendiriyorum. Çünkü ilerideki mesleklerini, ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçerlerse mutlu, başarılı olurlar ve ülkemize katkıda bulunurlar. Ortaokul son sınıftaydım. Annem ve babam avukat oldukları için benim de avukat olmamı istiyorlardı. Geçirdiğim bir kaza sonucu 15 gün kadar hastanede yattım. Hastanede geçirdiğim günler meslek seçimimde etkili oldu. Doktor olmaya o zaman karar verdim. Ancak doktor olmak için sadece istemenin ve sevmenin yeterli olmadığını biliyordum. Bir öğretmenim zamanında hedefe ulaşmak için planlı ve programlı olmak gerekir demişti. Ben de öyle yaptım. Çok çalıştım, tıp fakültesini kazandım. Daha sonra ise uzman doktor oldum. Seçeceğiniz meslek nasıl bir hayat geçireceğinizi belirliyor. Şimdi meslek seçiminin önemini daha iyi biliyor, ilgileriniz, yetenekleriniz doğrultusunda belirleyeceğiniz mesleklerin size hangi imkanları sağlayacağını anlayarak yol alıyorsunuz değil mi?